Merhabalar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle 7 günlük su orucu diyetimde yaşadığım deneyimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu bir adı su orucu ama aslında yaptığım şey bir su diyeti. Yani tamamen gün içerisinde su ile beslenerek vücudumuzun işte bağırsaklarımızın vesaire boşaltıp midemizin, sindirimlerimizin bir stand by moda geçerek vücudumuzun açlık hissi yaşayıp bununla birlikte yağ yakmaya sonrasından da otofaji denilen hücrelerde birikmiş olan o fazlalıkları yakmaya başladığı döneme geçmesini sağlayarak bir vücudumuzun yenilenmesini amaçlayan bir sistem. Bununla ilgili çok fazla video var. Ben de arkadaşlarımdan duyduğum YouTube'dan bir sürü video izleyerek nasıl yapılır, ne yapmalıyım vesaire buna karar verip tabii ki kendi doktorumun da rızasını ve onurunu alarak ondan sonra bir süredir yapmaya çalışıyordum. Bunun büyük bir kısmı motivasyon. Ben açıkçası uzun süredir yapayım, yapayım, yapayım diyordum ama geçen hafta böyle halı saha maçından sonra dedim ki ya tamam ben başlayacağım. Halı saha maçından sonra başladığım pazartesi akşamı ve öbürküsü gün pazartesi akşamı tekrar halı saha maçı olduğu için pazartesi öğleyin bıraktım. Yaklaşık 6,5 gün gibi ama işte 7 gün diyebiliriz yani yapmış oldum. Öncelikle bu bir tavsiye değil. Yani ben sadece sizinle kendi deneyimlerimizi paylaşıyorum. Mutlaka işte kronik hastalıklarınız vesaire varsa bir doktora danışmak, uzmana, diyetisyene vesaire danışmak faydalı olacaktır. Dediğim gibi bunun adı su orucu diye geçiyor ama aslında bu bir su diyeti. İngilizceden işte water fasting'den geldiği için su orucu diye geçiyor. Yani oruçta olduğu gibi işte bir süre içip ara verip sonra içme şeklinde değil. Tüm gün mümkün olduğunca çok su tüketerek başka hiçbir şey yemeden bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. İlk başta ilk öncesinde başlamadan önce ve ilk birkaç gün işte mide, bağırsak, sindirim sistemimizi, bağırsaklarımızı boşaltacak şeyler ile takviye yapmak gerekiyor. İşte bunun için Sinam 2 kullananlar, İngiliz sodası, ne bileyim işte magnezyum hidroksit tabanlı çözeltiler ya da lavman gibi bir sürü seçenekler var. Siz bunlardan kendinize uygun olanı seçip yapabilirsiniz eğer düşünürseniz. Bu süreç benim için biraz kolay geçti. Her bünyeye göre farklıdır. Ben normal işime devam ettim. Ofis çalışan olduğum için toplu taşıma ile gidip geliyorum. Ofiste çalışıyorum. Normal çarşıya uğradım. Arkadaşlarım, aile ziyaretlerim vesaire. Normal hayatıma devam ettim ama daha fiziki iş yapıyorsanız, beden gücü gerektiren ya da dikkat gerektiren bir makine kullanıyorsanız ya da belki araç kullanıyorsanız bu belki sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü bu süreçte açlık hissi oluştuktan sonra vücut fonksiyonlarınız biraz yavaşlıyor, refleksleriniz yavaşlıyor ve beyninizin de yavaşladığını hissediyorsunuz. O yüzden böyle işler yapıyorsanız ya da kronik hastalıklarınız varsa kesinlikle bir şey yapın. Yani ya bir işinize ara verip yapın ya da bir doktora sorup yapın. Dediğim gibi benimkiler sadece kendi deneyimlerim. Ben bu süreçte ilk birinci gün şeydi, kolaydı. Zaten en Ramazan'da doluyor ya böyle bir gün aç kaldığımız oluyor. Sahura kalkamayıp bir günden bir güne. O kolaydı. İkinci gün ve üçüncü gün açlık hissi vardı. Biraz zorlayıcıydı ama üçüncü gün öğleden sonra bu his gitti. 4, 5, 6 ve 7. gün gayet kolay geçti. Hani öyle bir işte kusmaydı, ne bileyim işte şeker kriziydi, açlık kriziydi gibi şeylere girmedim. Benim için rahat geçti. Ben normalde işte öğünü biraz kaçırırsam hemen bir şeyler arayan işte mesela yatmaya giderken bile mutfaktan geçip böyle ağzına bir iki abur cubur atarak geçen birisiydim. Hani bir iki saat bile aç kalamam vesaire diye düşünüyordum ama bu süreç beni kendimi de deneyimleyerek böyle o açlık hissinin aslında çok zor bir şey olmadığını, bizim sadece tokluğa alıştığımızı, çok yemenin değil ihtiyacımız olan kadar yemenin faydalı olduğunu öğrenmeme vesile oldu. Bu süreçte ben sadece su tükettim. Bunun dışında YouTube'da izlediğim kadarıyla işte su, kahve, çay tüketenler var, takviye gıdalar alanlar var vesaire çok farklı yapanlar var. Siz bunları mutlaka araştırın. Ben dediğim gibi yani çok fazla video izledim, çok fazla şey okudum. Bu konuda Aydın Salih diye bir hanımefendi var, doktor hanımefendi rahmetli. Onun kitabı önerileri var. Onlara bir göz atın. Başka doktorların tavsiyeleri var. Onlara bakabilirsiniz. Ona göre başlayabilirsiniz. Bu süreçte dediğim gibi başta o bağırsakları boşaltmak çok önemli. Bu sürecin tamamı motivasyonla alakalı. Ben uzun süredir yapayım, yapayım, yapayım diyordum. Bunu Ramazan orucu içerisinde yapanlar var. İşte atıyorum 4 gün yapacaksa Ramazan'ın son 4 günü
7 gün yapacaksa son 7 gün, 10 gün yapacak son 10 gün gibi. Ama ben Ramazan'da yapmak istemedim. Hani o işte sahurun ve iftarın öyle birlikte iftar yapmanın vesaire ya da işte sofraya yemekleri koyup başında beklemenin o güzelliğini kaçırmak istemediğim için ben sonraya bırakmıştım ve o halı saha maçında böyle artık hani vücudumun ne kadar yaşlandığını hissedip bir detoksa ihtiyacım olduğunu düşünerek dedim ki ya başlıyorum ve başlamış oldum. Ama öncesinde dediğim gibi hani yapacağım, yapabilirim diye kendimi uzun bir süre motive ettim. Hatta son 2-3 haftadır da böyle sürekli yapmam lazım, hadi başlayayım vesaire diyordum. Sadece ne gün başlayacağımı henüz karar vermemiştim. Ben işte dediğim gibi yani daha hafif yani orta düzey diyelim enerji gerektiren bir iş seviyesinde çalışıyorum. Normal hayat rutinime devam ettim. Sadece su içerek yaptım. Tabii rüyalarımda çok börek çörek yedim. Ama sabah uyandıklarımda böyle o açlık hissi geçmiş olarak uyandım. Yani öyle zorlandığınız yerde hemen su içerek midenizi biraz hafif doldurup işte o açlık hissinin gitmesini sağlıyorsunuz. Ben günde 4 litre su içerek başladım. Sonra tabii son 2 günlerde bu düşerek azaldı. Bittikten sonra o ilk işte meyve suyuyla başlamanızı tavsiye ediyorlar. Onu da suyla karıştırıyorsunuz. O suyla karıştırıp içtiğim meyve suyu resmen böyle bir sarhoşluk etkisi gibiydi. Çok acayipti. Başım döndü falan. Ama şu anda yavaş yavaş bu 7 gün yaptığım için 7 günde de yavaş yavaş sıvıdan katıya doğru geçmem gerekiyor. İşte önce meyve suyuyla başladım. Çorba, meyve, işte salata, yemekler, et vesaire o 7 günde yavaş yavaş geçeceğim. Örneğin dün bittikten ikinci gün diyelim ofise gitmiştim. Ofiste herkes kahvaltı yaptığı için dedim ya birazdan yaparım, birazdan yaparım. İşler geldi, projeler falan filan. Öğleden sonra 3 olmuş. Ondan sonra ben kahvaltımı yaptım. Normalde hani kahvaltıyı ben o 9'da 10'da yapmazsam yani krize girerdim falan. Yani o açlık hissinin aslında çok zor olmadığını hani bir süre sonra da yiyebileceğinizi öğrenmek çok güzel. İşte benim en büyük sıkıntım şeydi yani işte açlık yaşayacağım düşüncesiyle sürekli hemen oradan bir şey bulup onu yemek işte markete uğrayıp bir abur cubur almaktı. Şimdi artık ben bu açlığa 7 gün dayanmışım. Akşama kadar dayanırım. Akşam da evde güzel sağlıklı bir şey yerim. Ya da işte gece yatmadan akşam açlık hissedersem ya buna dayanayım sabah güzel bir kahvaltı yaparım. Şimdi yatmadan yemeyeyim vesaire gibi şeyler yapabileceğim. Bu bende büyük bir kazanç oldu. Onun dışında bir de yorumlarda gördüğüm yani sadece bir şey yiyerek atıyorum 30 gün 60 gün 90 gün yapanlar varmış ama o bence çok riskli bir şey olabilir. Hani atıyorum işte marul çok sağlıklı ama her gün marulu yerseniz ve sadece su içerseniz ve çok uzun süre bir süre yaparsanız yani o sizde bir zehirlenmeye vesaire sebep olur. Bu tarz konularda yani her gördüğünüz şeye inanmayıp araştırıp bir uzmana sorup bir sürü şeyi dinleyip öyle karar verin. Ben belki yani onlarca YouTube videosu izlemişimdir. Türkçe, İngilizce karışık hani Türkiye'de nasıl yapıyor, yurt dışında nasıl yapılıyor vesaire gibi. Biraz okudum. O dediğim gibi Aydın Salih Hanımefendi'nin bir kitabı varmış. Ben onu okumadım ama o kitaptan atıflara yer verilen videoları çok izledim. Onun dışında bu benim kendi deneyimimdi. Herkesin bünyesi farklı. Ben bu süreçte 7 günde 8 kilo vermiş oldum ama yemeye başladıktan sonra tabii bu kilolardan bir ikisi belki üçü geriye gelecek ama işte sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanarak ve bu süreçte sıvı ile beslendiğimiz o bir haftada da ötofaji devam edeceği için yani vücut hala ihtiyacı olandan daha az besin aldığı için o işte yağ yakmaya, hücrelerdeki fazlalıkları parçalamaya devam edeceği için kilo verme prosesi de devam edecek. Bir taraftan işte bağırsaklarınız ve sindirim sisteminiz yeni yediklerinizle dolarken bir taraftan da kilo vereceğiniz için o ulaştığınız kiloyu tutmaya çalışabilirsiniz. Tabii ondan sonrası sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak, düzenli beslenmek, az hareket etmek. Ben nasipse bundan sonra sabahları zaten normalde erken kalkıyorum. Hani sabah yürüyüşleri yapmak istiyorum. Bu sürecin sonucunda uykum çok hafifledi. Normalde benim alarmım 6 çeyrek ve 6.45'te. 6 çeyrek alarmı 6.45'e kadar çalar. 6.45'teki de bazen 7, bazen 8, bazen 9'a kadar ertele yaparak kalkamadığım olur. Şu anda son 3-4 gündür tam 6 olduğumu daha alarm çalmadan ayağa kalkıyorum ve direkt harekete geçiyorum. İşte hemen bir şeyler yazmaya, bakmaya, etmeye başlıyorum. Gayet çok keyifli. Onun dışında nefes alışverişlerim çok rahatladı. Kendimi daha dinç ve daha zinde hissediyorum.